Merhaba dostlar, ben Sinan Soylu. Bu derste Premiere Pro kullanan arkadaşlara öyle bir özellik anlatacağım ki edit yapan arkadaşların çok hoşuna gidecek ve mutlaka kullanacaklar. Bu derste Premiere Pro'nun yeni yapay zeka desteğiyle videolarınızda kullandığınız arka plan müzikleri var ya, arka plan müziğinin süresini uzatmayı ya da kısaltmayı öğreteceğim. Müziğin başı ve sonu aynı kalacak, ekleme veya çıkarma yapılan yerlerde ise hiçbir şey hissedilmeden müzik devam edecek. Böylece müziklerin süresi video ile aynı olacak ve video bitince müzik de tam aynı anda biterek çok sağlam editlemeler yapmış olacaksınız. Üstelik bir saniyede ya, bir butona tıklayarak. Var mı böyle bir şey arkadaş? Eskiden ne kadar uzatıyorduk müziğin ahengini bozmadan uzatabilir miyiz diye. Bugünkü derste bunu öğreneceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben buraya örnek bir edit çalışması yaptım. Örneğin böyle bir editimiz var. Ama gördüğünüz gibi bakın videomuzun süresi ne kadar? 2 saat 35 dakika. Müziğimizin süresi ise 2 saat 18 dakika. Yani bizim yaklaşık bir 17 saniye daha eklememiz lazım ki müziğe, müzik bittiğinde mesela müziğimizi önce bir dinleyelim. Devam ediyor. En sonunu dinleyelim. Şöyle. Burada müziğimiz bitiyor ama videomuz bitmiyor. Şimdi biz eskiden böyle müzik kısa geldiği zaman ortadan bir yerden bakın şöyle mesela dinlerdik. Ne kadar bize lazım? 17 saniye. O kadarlık bir alanı getirip iyice müziği dinledikten sonra nakarat bölümünü keşfettikten sonra işte efendim şurada başlıyor bu müziğin başlangıç yeri burası. Buradan bir tık alalım buraya koyalım. İşte kes çaktırmadan bitiş yeri burası. Burada tekrar ediyor diyelim. İşte bir tane de buraya koyalım. Atıyorum bunları. Sonra bunu buraya uzağa çekerdik. Tam müziğin bittiği yerde videom da bitsin ne güzel falan derdim. Şu arada olan boşluğu da Ctrl C yapardım. Eskiden Ctrl V yapardık. İşte bak bir parça daha bir tane daha Ctrl V yapardık. Böyle bu arayı doldururduk ama bu müzik zıplardı. Yani buradan oraya geçişi çok belli olurdu. Yani biz müziğin süresini videonun süresine uydururduk ama müziği de bozardık. Bozmamaya çalışsak bile arada atlamalar belli olurdu. Şimdi Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z diyelim. İyice geri gelelim. Astımıza en başa gelelim. Şimdi öyle bir özellik geldi ki Premiere Pro'ya hayran olacaksınız. Bakın. Bakın şurada bizim Ripple Edit Tool'umuz var. Araçların olduğu bölümün altına Remix Tool diye bir özellik geldi. Bu Remix Tool tuttuğunuz müziği mesela buna tıkladık. Remix Tool'umuzu seçtik. Bak Remix Tool'umuz seçili. Şuna biraz da yakınlaşalım. Şöyle evet. Şu köşeden tutuyoruz. Bakın kırmızı bir işaret çıktı. Bir tıklama yaptım önce ve bıraktım. Kırmızı bir işaret çıktı. Şimdi bu köşeden tutup ne kadar uzatmak istiyorsun bu müziği diyor. Şu en sona kadar getiriyorum. Tıklayıp bırakıyorum. Analizi yaptı bitirdi arkadaşlar. Şu kadarlık bir uzatma yaptı bakın. Şu araya şu kadarlık bir uzatma yaptı. Üstelik şimdi dinleteceğim size bu arayı. Bu arada yeni bir müzik eklendiği belli değil. O kadar güzel ayarlamış ki o kadar iyi analiz ediyor ki yapay zeka. Bakın şu yaptığımız var ya biz 10-15 dakikada yapardık. Yarım saatte yapardık. Müziği dinle, arayı bul, tekrar eden yeri bul, tekrar eden yeri tekrar ekle. Bak şimdi. Hiçbir şey hissedemezsiniz. Bitti. İşte bakın gördünüz mü arkadaşlar müziği gereği kadar yani mesela bir yarım parça daha atıp tam buraya tamamlayabilirdi ama bu sefer zıplama belli olurdu. O müziğin zıpladığı belli olurdu. Akışkanlık bozulurdu müzikteki. Onun için burada bırakıyor ve bitiriyor. Biraz daha uzatmayı deneyelim mesela. Bakın bu sefer nereye bir parça ekledi onu bir izleyelim. Bak şurada bir geçiş yapmış bir parça eklemiş. Bakın şu arada geçiş belli oluyor mu bir izleyelim dinleyelim. Hiçbir şey belli olmuyor.
sizin videonuza o kadar yaklaştırıyor ki muhteşem bir iş çözmüş oluyor. Ctrl-Z, Ctrl-Z diyelim, en başa gelelim. Yani müziği şunu yapıyor. Müziğin hiç orijinalini bozmuyor. 2,5 dakikalık müziği 3,5 dakika yapıyor. Şimdi diyelim bakın şu ortada mesela atıyorum şu bölüm olmasın. Bu sefer de tersini deneyelim. Bakın diyelim ki müziğimiz videomuza göre uzun. Ama biz şuranın arkayı da kullanmak istiyoruz. Yani buradan kesip atamaz mıyız? Atarız ama tak diye müzik biter. Edit güzel olmaz. Bak buradan kestim. Al burayı sildim gitti. Ama bitmeden bitmiş oldu müzik. Hop olmuyor, uymuyor. Ctrl-Z diyelim. Uyumsuz olur. Başı ve sonu kaçırmamak önemli arkadaşlar. Video bitince müzik de güzelce bitecek. Uyumlu olacak. Edit bitmiş olacak. Şimdi bakın arkadaşlar. Buradaki durum ne? Bu sefer de videomuz müziğimize göre kısa. O zaman ne yapacağız? Müziği kısaltmamız lazım videomuza göre. Tekrar Remix Tool'u alıyoruz. Şuradan tıklıyoruz. Şu kırmızıyı çekiyoruz. Şuraya kadar çektim. İşlemi yaptı. Bitirdi. Biraz daha zorlayacağım. Evet, biraz daha itince tam bu sınırda bitirtmeyi başardım. Bakın şimdi bir dinleyelim nasıl bitirmiş. Uymuş mu? Çok başarılı. Çünkü en önemli özelliği müziğin ahengini bozmamak. Müziğin ahengini bozduktan sonra ben her tarafa Razer atarak da zaten bu işi yapabilirdim. Çizik atıp kopyalayıp ama müziğin kendi melodisine göre dinleyip kesip ekleme veya çıkarma yaptığında müzik orijinalinde de kısaymış gibi ya da orijinalinde de uzunmuş gibi oluyor. Ve muhteşem editler çıkarabiliyoruz. Bu güzel özelliği sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Ben de kullanacağım bundan sonra. Bu videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmak çok zahmetli bir iş değil. Diğer derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.